Kemal Kılıçdaroğlu'nu kaybettiğim için ilk defa söylüyorum. Kalsaydı Lütfü Bey'i koymaz. Koyardı sen rahat ol. Kemal Kılıçdaroğlu bakın neyi bekliyor biliyor musunuz? O da bir taraftan şimdi Alevi kesim oy vermesin diye o da onun çabası içerisinde bence. İmamoğlu'na, Ankara'da, Mersin'de, orada burada. O 31 Mart sonrasını hazırlanıyor. Yazıyorum bak buraya. Kemal Kılıçdaroğlu arkadan entrika çevirmeyi seven, onu öğrendik entrikacı olduğunu, siyaseten tabii ki. Ailesi içerisinde çok ahlaklı bir insan olabilir, ona bir sözüm yok, tanımıyorum. Ama siyaseten çok entrikacı, arkadan oyun çevirmeyi seven bir kişi olarak karşımızda. Hiç güvenmeyin, onu koymazdım oymazdı diyor. Aslanlar gibi koyardı var ya, öyle bir koyardı ki o hepimiz şaşırırdık. Yani o 31 Mart sonrasına hazırlanıyor. Eğer ki 31 Mart sonrasında öyle Ankara, İstanbul vesaire gibi yerler kaybedilecek olursa, sen bak Cumhuriyet Halk Partisi'ne nasıl karışıyor ortalık, nasıl karışıyor ve bir anda tekrar Kemal Kılıçdaroğlu'na araları atılmaya başlamış. Nereden biliyorsun abi demiş. Yani bizim de kulağımıza bir şeyler geliyor ya. Gelmez olur mu? Bence abartıyorsunuz demiş. Hadi görüşürüz bakalım Uğurcuğum. Abartıyor muyum, abartmıyor muyum? Bakın çok enteresan bir olay. İmamoğlu lansman yapıyor. Özgür Özel orada, ilçe başkanı, il başkanı orada. Efendimiz partinin MYK'sı A takımı orada. Eski genel başkanlardan bazıları orada. Bazıları hasta olduğu için gelmemiş. Ve son genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu davetli gelmiyor. Gelmeyi bırakın bir tane bile tweet atmıyor. Kutlama mesajı bile atmıyor. Ve onu bırakın. O gün koyduğu tweet ne biliyor musunuz? Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun kendisini ziyaret etmesi. Ona teşekkür ediyor. Yani tam bir hayal kırıklığı. Allah yani gerçekten Kemal Kılıçdaroğlu gibi siyasetçilerden, Meral Akşener gibi siyasetçilerden, tabii yani Erdoğan gibi de ama Erdoğan görevinin başında kalıyor. Devlet Bahçeli de maalesef Erdoğan kaldığı için o da kalıyor ama bu gibi siyasetçilerden bizi korusun. Ha, diğerleri doğal bir eleksiyona uğruyorlar. İşte Kılıçdaroğlu gibi ne bileyim işte muhalefetteki bazı isimler gibi. Ha, diğerlerinin de vakti gelecek. O elenme vakti onların da gelecek ama elenme vakti geldiğinde ülke acaba neler kazanmış, neler kaybetmiş onun muhasebesini yapmak gerekiyor. Umarım bir gün bizi layıkıyla yönetecek siyasetçilere ulaşırız.